الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen derslerimizde beşeriyetin, insanlığın en son ve Allahu Zülcelal'in razı olduğu ezeli ve ebedi dini İslam'dır dedik. Yani insanlık, beşeriyet, dünyada saadet, mahşerde kurtuluş ve ötesinde cennet, nimet ve cemal istiyorsa, İslam'ı din olarak zerrelerine kadar yerleştirecek ve hayatı boyu İslam'ın emirleriyle, amelle bulunup nehilerinden sakınacak. Muhterem Müslümanlar, hadiseler açık olarak bu gerçeği asırlar boyu göstermiştir ve İslam'dan ayrılışın neticeleri de bugünkü dünyamızda çok açık hadiselerle yaşanmaktadır. Bir takım zavallılar korkunç çalkantılar içerisinde, perişan halde, bocaladıkları halde hala İslam'a dönüş çarelerini aramamakta ve gafletlerinde ısrar etmektedirler. Ama muhterem Müslümanlar, bu gidişin sonu yok. Bir tek kurtuluş çaresi var, o da bütün müesseseleriyle İslam'a dönüştür. Bunu ben değil muhterem Müslümanlar, bir başkası değil, Allah böyle istiyor. Yarattığı kullarının saadetini vaz ettiği dini nizama bağlamıştır. Mülkün sahibi ve razıtu lekumul İslam'a dina. Sizin ancak dininizin İslam olmasından razı oldum, saadetinizi de o nurlu yolda kıldım diye buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de. Muhterem müminler, cumalardır İslam'ın ebedi din oluşunu ifade ettik. Niçin diye sorulan suale cevap olarak dedik ki, zira İslam kavi temellere oturur. Sarsılmayacak temellere oturur. İmtihan için Mevla-i Müteal bazen alemde bir zaaf gösterir. Aynaya bir zaaf akseder. Fakat tekrar kuvvete dönecektir diye ısrar ediyoruz muhterem Müslümanlar. Ve de şunu ifade ediyoruz tabii, dünya fanidir. 1400 senedir İslam şahlanmış durumda. 1300 küsurunu öyle kabul edelim. Son bir asırdır alem İslam'da bir sarsıntı, bir bölünme, dış görünüşüyle bir perişanlık var. Yüce Rabbimiz imtihan ediyor muhterem Müslümanlar. Ayeti kerimeyi defaatle okuduk, tekrar okuyoruz. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ Biz insanlar arasında zaferi ve mağlubiyeti değiştiririz ki
لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا diğer ayet-i kerimede ölümler, dirimler, imtihanlar, nimetlerin, zafer ve mağlubiyetlerin değişmesinin gayesi hanginiz daha güzel amel işleyecek, hanginiz tarik-i müstakimde sabit olacak, hanginiz yol değiştirip zaman seli içerisinde çar çöp halinde akıp gidecek, bunu imtihan için, bunu görmek için buyuruyor Mevla-i Müteal. Efendiler biz bütün varlığımızla Halik'imize niyaz ediyoruz. Ya Rabbi bizi İslam'ın fil dişi caddesinden, Kur'an'ın nur çeşmesinden, Hazreti Muhammed'in ilahi ve Rabbani envar ve Hakk'a giden çizgisinden ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem müminler, zaman onun, devran onun, şeref onun, her şey onun. O var diye biz varız muhterem müminler. Aziz cemaat, o var diye biz varız. O var diye aylar, güneşler ve yıldızlar ışığa kavuşmuştur. Tamam mı? Koca Yunus, Allah gülü, Mevla bülbülü Koca Yunus öyle diyor. Ay dahi, güneş dahi, nurundan Muhammed'in, cümle şekerler tadı, tadından Muhammed'in. Evet, kainatta nur ve ışık namına ezelden ebede ne varsa ağızların tadı, gönüllerin aşkı ve zevki ve neşesi hepsi Hazreti Muhammed'in şerefine. Yüce Rabbim bizi onun nurlu yolundan ayırma. Muhterem Müslümanlar, evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Dersimizin ser levhasını tezyin eden ayet-i kerimede Allah-u Zülcelal Resulü için ne buyuruyor bakınız. Estaizu billah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ Ey müminler, ey insanlar, size kendi nefsinizden, kendi cinsinizden Resul, elçi, peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, ayeti kerime şunu açık ifade ediyor. Peygamber Efendimiz bir feriştah değildir, bir melek değildir. Semadan inmemiştir. Bizim, yani beşerin, Hazreti Adem'in evladıdır. Kavmi Kureyş'ten, Abdümenaf oğullarından, daha yukarıda Hazreti Halilurrahman, İbrahim Aleyhisselam'ın nesil ve torunlarından gele gele, nihayet Abdülmuttalib'in torunu, Abdullah'ın oğlu, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Muhterem Müslümanlar, bunu böyle ifade etmekle Cenab-ı Halik-i Zülcelal beşere büyük şeref veriyor demektir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, yani peygamberiniz semadan inmiş kişi değil, sizden biri buyuruyor, sizden biri, kadrinizi biliniz diyor. Varlığın göz bebeği, kainatın nuru, 124 bin enbiyanın imamı ve aynı zamanda peygamberi, arşın, kürsinin, levhin, kalemin, cennetlerin ve gönül nimetlerinin kendi nurundan halk edildiği büyük insan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizden çıkmıştır. Ya yoksa Mevla isteseydi Cenab-ı Cibrilleri, Mikailleri onun gibi bir büyük melek halk etmek suretiyle bu zat peygamberiniz derdi. Hayır, bize bizim içimizden peygamber gönderiyor ve bizi ona ümmet kılıyor. Elhamdülillahi Teala. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ Kendi nefsinizden size çok aziz bir peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretleri bizim içimizden bize benzeyen ve evladı Adem olarak bir peygamber geldi ifadesi Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz Hazretlerinin
beşer olarak Cenab-ı Hak tarafından nice nimetlere nail oluşuyla, tekrar ediyorum, insan oğlunun Hak nezdindeki kerameti de ortaya çıkmış oluyor. Bakınız, aziz kelimesinde, Peygamber Efendimizin aziz oluşu meselesinde şöyle bir latifeyi ifade etmek istiyorum muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam meleklerin kendisine secde edilmesi hadisesi ve yeryüzünde halife olarak yaratılış hakikati Kur'an-ı Kerim'de Estaizu billah ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil arzu halife. Sayfayı ileriye doğru okuduğunuz zaman hadise olduğu gibi kelamullah'ta anlatılıyor muhterem müminler. Evet. Cenab-ı Adem Aleyhisselam cennettedir. Nimetlerle perverdedir. Hazreti Havva validemiz de yanındadır. Halik-i Zülcelal meleklere secdegah olduktan sonra Esma-i İlahi, yani bütün kainatın, varlığın isimlerini ve tecellilerini kendisine Cenab-ı Hak verdikten sonra cennete koyuyor. Kendilerine yiyiniz, içiniz, sadece bu ağaca yaklaşmayınız. Sizi bu ağacın meyvesinden men ediyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Hazreti Adem'le Cenab-ı Havva'ya imtihan. Muhterem Müslümanlar, biz de dünyada devamlı imtihan içindeyiz diyoruz ya, bu da Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın imtihanı. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer bu ağaca yaklaşır da meyvesinden yerseniz zalimlerden olursunuz. Muhterem müminler, İblis aleyhillâne, insanlığın en büyük düşmanı evvela nefsi, sonra da iblis, şeytan muhterem Müslümanlar. Onun için ezelden beri Allah nefsin ve şeytanın şerrinden muhafaza etsin diye ecdadımız dua ederek gelmiştir. Biz de dua ediyoruz muhterem Müslümanlar. Fahri kainat 5 vakit dualarında Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli zî şer ve min şerri şeytan ve min şerri kulli dâbetin ente âhidun bi nasiyetihâ ya rabbel âlemin. Böyle dua ediyor Resulullah, Nebiyullah, Habibullah, Halilullah, sahibi Kur'an, sahibi şeriat, Allah'ın en yüce dostu. Masum insan nefsi ve kalbi kabzayı kudrette, daima inayet ve ismeti ilahi içerisinde, öyle olduğu halde 5 vakit Resulullah böyle dua ediyor. Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi. Ya Rabbi, sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ümmetine talim için muhterem müminler. Ümmetine talim için, tamam mı? Kendi masum olduğu halde yine bir hadis-i şeriflerinde Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete ayn ve la akalle min zalik. Ya Rabbi, göz açıp yumuncuya kadar ve daha az da olsa beni nefsime bırakma diye dua ediyor. Gençler, gençler, Allah Resulü'nün kavil ve ameline dikkat ediniz. Masum olduğu halde ya Rabbi beni nefsimin şerrinden muhafaza buyur diyor. Nefis şerri, korkunç. Gördüğünüz bu süprüntü haline gelmiş bütün mahluklar, iki ayak üzerinde yürüyen mahluklar, hep Mevlana tabiriyle nefsinin tepmesini yiyen kişilerdir. Vatanın, memleketin asil evlatları. Ya, yüzüstü sürünen, hakikate muhalefet eden, ibadet ve taattan zevk almayan, din ve şeriat düşmanı bu sefil mahluklar hep nefsinin tepmesini yiyenlerdir bunlar. Onun için memleketin asil evlatlarına sesleniyorum. Nefsimizin şerrinden Allah'a sığınacağız. Ondan İsmet peygamberler için, ama bizi hıfzetmesini, inayetinde kılmasını, emanında bulundurmasını, tevfik ve hidayetini üzerimizde daim kılarak nefsimizin tepmesini yemekten bizi uzak tutmasını alemlerin yüce Rabbisinden istiyoruz. Evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi. Ya Rabbi, sana nefsimin şerrinden sığınırım.
ve min şerri külli zî şer. Alemde ne kadar şerli olan mahlukat varsa hepsinin şerrinden de sana sığınırım ya Rabbi. Ve min şerri şeytan, şeytanın şerrinden de sana sığınırım Allah'ım. Biraz sonra söyleyeceğim muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam'a secde et emriyle bütün melekler secde ettiler. İlla İblis ebâ ve stekbara ve kâne minel kâfirîn. Onu topraktan halk ettin, beni ateşten, lavdan halk ettin, ben ondan aftalım diye kıyas, fasit bir kıyas yapmak suretiyle emri hakka muhalefet etti, kazık gibi durdu hain. Cibriller, Mikailler, İsrafiller, emsali, bütün melekler, kaç milyar, kaç trilyon, ne kadar melek bilmiyoruz tabii, adetlerini Allah-u Zülcelal bilir. Bu emre imtisalen Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a bu secdeyi teabbüd, İbadet secdesi değil efendiler. Bu secdeye secdeyi tahiyye denilir. Yani selam secdesi, saygı secdesidir. Taabbüt, ibadet, kulluk ancak kime yapılır? Alemlerin yüce Rabbine. Kur'an-ı Kerim'de böyle secdeyi tahiyye diye bir şey de var mı? Kelamullah'da böyle bir şey geçiyor mu? El cevap geçiyor muhterem Müslümanlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a babası, annesi ve 11 kardeşi Mısır'a gelip de kucaklaştıktan sonra rüyası tahakkuk ediyor. Secde ettiler. Babası, annesi daha evvel rüyasında ayı, güneşi ve 11 yıldızı secde ederken gördüm ey babacığım. Ya. Ya. Çocukken gördüğü rüya. Kalkıyor Yusuf Aleyhisselam, acayip bir neşe içerisinde. Ne var evladım Yusuf soruyor Cenab-ı Yakup Aleyhisselam. Baba diyor ben rüyamda ayı, güneşi ve 11 yıldızı bana secde ederler gördüm. Yakup Aleyhisselam tevil-i rüyada çok üstün bir mucizeye sahipti. Rüyanın söylenirken tabirini anlayıverdi birden. Vahyi batıni ve ilham-ı rabbani yoluyla. Yusuf evladım bunu sakın ki ola ki kardeşlerine anlatma seni kıskanırlar. Fakat olan gene oldu muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim ve Sure-i Yusuf. Bu rüya Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır azizi olması mevkiine geldiğinde tahakkuk etti. Geçen büyük hadise Ahsenül Kasas. Ya muhterem Müslümanlar. Hani menkıbe ve kıssa diyoruz ya, Kur'an-ı Kerim Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına Ahsenül Kasas. Kıssaların, hadiselerin en güzeli, baştan sona ibret ve hikmetlerle dolu bir peygamber hadisesi. Hatta peygamberler muhterem Müslümanlar. Çünkü Yakup Aleyhisselam zaten peygamber. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'la beraber 11 kardeşine de ayrı ayrı sonradan risalet verildi, peygamberlik verildi. Evet muhterem müminler. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri cümlemizi nefsin şerrinden muhafaza buyursun. Hatta muhterem müminler nefsin şerri denince bakınız burada söz sözü açıyor. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam köle olarak satılınca birbiriyle yakınlık hasıl oluverdi artık. Melik-i Mısır'ın, Mısır Azizi'nin hanımı Züleyha, kölesi olan Yusuf'e Aleyhissalatu Vesselam, sonradan peygamber oluyor tabii muhterem müminler, aşık oluyor. Ve neticede şurası burası derken bir gün odasına kapatıyor Yusuf Aleyhisselam. Muhterem müminler, Allah-u Zülcelal Yusuf kuluna öyle öyle güzellik vermiş ki mantıkla ölçmeye kalkmayın, mantığınız çatır çatır çatlar. Bunlar ilahi kudretle olan şeyler. Elimizdeki kitapların bazıları şöyle kaydetmiş. Yusuf Aleyhisselam nikap kullanırdı yüzünde diyor. Nikap kullanırdı. Nikapsız yüzünü görenler
bazen günlerce yemez içmezlerdi diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın mübarek cemalini örtüsüz, nikapsız görenler bazen günlerce yemezler içmezlerdi diyor. Ben size defaatle söyledim. Fahri kainata sormuşlar. Ya Resulallah, siz mi güzelsiniz? Allah'ın Yusuf kulu mu güzel diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Yusuf yüz güzelliğinde ahsen minni, benden güzel. Ama ahlak ve edep, doyurucu güzellikte ben ondan daha güzelim. Melahatte. Hani muhterem Müslümanlar, bazen çarpıcı bir güzellik tabir edilir. Bazen de seyretmeye doyamazsınız. Baktıkça. Ya Rabbi, yüce peygamberine bizi öyle yaklaştır ki ruhumuz 5 vakit 24 saat ve ömür boyu kollarının üzerinde ebediyete intikal edinceye kadar ruhen onun huzurunda olalım inşallah. Sonra söyleyecektim ama peşin söyleyivereyim ne olur muhterem Müslümanlar. Evet. Ya Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını yine unutmasam dönerim inşallah söylerim. Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri. Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri. Cenab-ı Hak şefaatine nail kılsın. Kibarı evliyadan muhterem Müslümanlar, Allah dostlarından, mana erlerinden ve Rufai tarikatının başı, kurucusu olan Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri, Peygamber-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin Ali huzuruna geliyor. Babu Selam'dan giriyor. Hemen orada iki rekat tahiyyetül mescid kılıyor. Sonra kemali edeple huzuru fahri risalete kadar varıyor. Muvacehe-i peygamberi de şarıl şarıl gözyaşları lavlarla volkan gibi aşk ve imanıyla yanarak bunu söylüyor. Mir'atül Harameyn'de müellif kaydetmiş. Yusuf-ı Nebhani Saadetüd Darayn diye bir eserinde, Salavat-ı Şerife'den bahsettiği bir eserinde almış. Ben de size şu kıtayı naklediyorum bakınız. Seyyid Ahmed-i Rufai huzuru peygamberi de böyle muvacehede duruyor. Bizim de varlıkta durup Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Nebiyyallah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, Es-salatu ve selamu aleyke ya Halilallah, Es-salatu ve selamu aleyke ya men erselekallahu rahmeten lil alemin ila ahirihi okuyoruz ya muhterem Müslümanlar. Orada Seyyid Ahmed-i Rufai salatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor. Fi haletil bu'di kuntu ursiluha. Ya Rabbi. Fi haletil bu'di kuntu ursiluha. تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimize böyle münacatta bulunuyor bir kıta ile, bir dörtlükle, yeni tabirle muhterem Müslümanlar, ve şöyle diyor: في حالة البعد كنت أرسلها يا رسول الله. Kendim uzaklardayken, Kahire'deyken ruhumu gönderdim. Ya ruhaniyet için uzaklık yakınlık var mı muhterem Müslümanlar? Işığın saniyede seyri süratı 300 bin kilometre. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, fenne göre güneş ışığının saniyede seyri süratı
300 bin kilometre saniyede, Medine-i Münevvere buraya 2800 kilometre, Medine-i Münevvere Konya'ya 2800 küsur kilometre. Evet, yıllarca karayolculuğunda arabamızın kilometresini çalıştırarak tespit ettik. 2800 kilometre. Şu halde saniyenin şu kadar da birinde muhterem Müslümanlar, 2800'e taksim ettiğiniz zaman 6 defa mı kaç defa ise ben pek kaleme vurmadım. Evet, 6'da birinde saniyenin ruhaniyet ışık süratinden daha seri ama ışık süratinde olsa varıyor, arzı tazim ediyor ve tekrar dönüyor muhterem müminler. Şarani öyle diyor. Abdülvehhab, artık birkaç sohbet dersimiz, neşe dersi, sevki dersi, aşk dersi, Hazreti Muhammed'in dersi olacak muhterem müminler. Şarani öyle diyor. Kahire'de postumun üzerinde oturduğum halde, elimi Peygamber Efendimiz'in şebekesine kor, Resulullah'la müşafaheden hadis istişare ederim diyor. İmam-ı Gazali sahabenin Peygamber Efendimiz'den aldığı gibi Peygamber Efendimiz'den hadis alırım diyor. Yalnız fark şu, ruh maal cesettir sahabeninki, onlar ashabdır. O şerefe kimse yetişemez Peygamber Efendimiz'den sonra. Bu ruhani alemdedir. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri bize istidat lütfesin inşallah. İmam-ı Suyuti bundan evvel 72 defa Peygamber Efendimiz'de müşafaheden görüştüm ve hadis aldım diyor. Hadis istişare ettim. Zayıf midir, kavi midir? Resulullah siz bu hadisi buyurdunuz mu ya Resulallah, buyurmadınız mı diye Peygamber-i Zişan Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle istişarelerde bulundum diyor. Muhterem Müslümanlar, bir de latife arz edeyim, ilave edeyim buna. Mevzuya döneceğim inşallah. Şu zavallı, taş kalpli, kokmuş akıllı, vicdanı pörsümüş, tefekkürü dumura uğramış, bunları kabul edemeyen dar kafalılara hiç olmazsa biraz ilham gelsin diye bir şeyler söylemek istiyorum. Bakınız muhterem Müslümanlar. Muhaddislerden biri hadis okuturmuş muhterem Müslümanlar. Cemaatinin içerisinde de bir zat manevi olgunluğa sahip, cezbe neşesine sahip, Peygamber Efendimiz'i açıktan görür bir kişi. Hoca Efendi hadis-i şerifi okurken bazen böyle başını kaldırırmış. Bu hadis-i şerif çok zayıf veya mavzu dediğinde bazen de başını aşağıya indirir, tebessüm edermiş filan. Bir gün ders esnasında Hoca Efendi bu zatın tebessümünü görünce, o Ahmed-i Bican, Mehmed-i Bican, Ahmediye, Muhammediye sahiplerinin hadisesinde olduğu gibi muhterem müminler, bayağı da kırılır gibi oluyor. Dersten sonra o zatı çağırıyor. Sen diyor benim takririm esnasında bazen tuhaf hareketler yapıyorsun. Bir de ara sıra gülüyorsun. Nedir bu hal? Cemaatin içerisinde pek uygun düşmüyor diyor. Hocam diyor, siz hadis takrir ederken Peygamber Efendimiz dersinizde hazır bulunuyor diyor. Ruhaniyeti Muhammedi. Bu mercimek kadar akla ve kafaya sığmaz muhterem Müslümanlar. Yedi kat semaları arzı merkezine kadar kainatı içine alan kalp lazım, kalp. Evet muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz bazen siz bu hadisi şerif şu kadar gavi sağlamdır diyorsunuz. Allah'ın Resulü ben bu hadisi buyurmadım diyor, onun için başımı kaldırıyorum mecburi diyor. Siz bazı hadis-i şerife zayıftır, mavzudur diyorsunuz. Peygamber Efendimiz bu benim sözümdür, ben bu hadisi söyledim buyuruyorlar, başımı indiriyorum diyor. Allah Resulü sizin takririnizden çok memnun kalıp tebessüm ederse, elimde olmayarak ben de tebessüm ediyorum. Hadisenin mazmunu, hakikati, iç yüzü bu diyor. Muhterem müminler, mavzu Peygamber Efendimiz ya, dersi böyle biraz cilveli götürüyoruz. Evet,
Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına, nefis şerri meselesine, duaya geçmeden, dönmeden Seyyid Ahmed-i Rufai'nin şu menkıbesini tamamlıyorum muhterem müminler. Huzur-u Peygamber'e durmuş Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri böyle diyor. Fi haletil bu'di kuntu ursiluha. Uzaktayken ruhumu gönderiyordum ya Resulallah. Tukabbilul arzu anni vahye naibeti. Benim naibim, vekilim olarak ruhum topraklarını, pirinç parmakçıklarını, altın şamadanlarını, lahdiğin toz ve topraklarını öperek geri dönüyordu ya Resulallah. Ruhaniyetimi gönderiyor, görüşüyordum. Ve hâzihi nevbetül eşbâhi kat hazarat. Şu an artık cesedimle geldim ya Resulallah. Evvelce ruhumu gönderiyordum, şimdi cesedimle geldim, huzurumdayım ya Resulallah. Femdüd yemineke keytahza biha şefeti. Mübarek elini uzat, dudaklarında hazzını ve nasibini alsın ya Resulallah diyor. Evet. Şu anda sıra cesedimin, mübarek elini uzat, dudaklarım da nasibini alsın ya Resulallah diyor. Muhterem Müslümanlar, yanındaki ehli halin de gözleri önünde Peygamber Efendimiz mübarek elini uzatıyor ve Seyyid Ahmed-i Rufai Hazretleri açıktan Resulullah'ın mübarek elini öpüyor. Olur mu? Ha? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, olur mu? Allah isteyince olur. Allah isteyince olur. Bunlar oldu da daha neler oldu muhterem Müslümanlar. Ama nasipsizler için maalesef, maalesef 70 bin hicapla bu kapı örtülü. Sadece bir kapı değil, 70 bin hicapla bu kapı örtülü. Nasipsizlere bunu anlatmak mümkün değil muhterem Müslümanlar. Biz hatta şöyle diyeyim muhterem müminler, bakınız. Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız hazretleri bazı mevlid cemiyetlerinde ağzından kaçırıverirlerdi. Hacı Veysade Mustafa Efendi hocamız bazı mevlid cemiyetlerinde Peygamberi Zişan Efendimiz Ziya Efendi hazretlerine dolu dolu kaseyle Kevser sundular diyiverirdi muhterem müminler. Her halükarda ben kardeşlerimle birlikte Resulullah'a kalbi yakınlığı niyaz ediyorum inşallah. Evet muhterem Müslümanlar, Resulullah'ın duasını ele almıştık. Peygamber Efendimiz buyuruyorlardı ki Allahümme inni e'udhu bike min şerri nefsi ve min şerri kulli zişer ve min şerri şeytan ve min şerri kulli dâbbetin ente âhidun bin asiyetiha ya rabbel alemin. Resulullah nefsime beni göz açıp yumuncaya kadar daha az da olsa bırakma Rabbim demişti. Yusuf Aleyhisselam'a kıssaya intikal edince güzellik meselesinde Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın da hadisesini, nefis şerrinden Allah'a sığınışını kısaca arz edivereyim diye söz verdim muhterem müminler. O güzelliğe aşık olan Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ı içeriye kapatıyor. Ve Sure-i Yusuf'e bakınız. Şu anda ben bütün varlığımla sana teslimim ya Yusuf diyor. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam senin böyle bir tasallutundan Allah'a sığınırım diyor muhterem Müslümanlar. Yalnız orada şöyle bir latife var. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Ya Rab! وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Züleyha bütün varlığıyla Yusuf'a meyletti. Yusuf Aleyhisselam da meylederdi ama لَوْلَا اَرَّأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ. Eğer Rabbisinin burhanını görmeseydi. O andaki Yusuf Aleyhisselam'dan da bir meyil belki gelebilirdi. Henüz daha peygamber olmuş değil ama peygamber olacak bir insanı kamil olmanın namzetliği şerefine
adım adım, nefes nefes yaklaşan seçkin bir insan, bir peygamberzade, bir büyük nebi evladı idi muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Hak bürhanını gösterdi. Bir rivayette, tabi bu söz de biraz dedikodulu ama ehli tasavvuf bu neşeyi eserlerinde devamlı, hatta tefsirlerinde kaydetmişler. Oradaki bürhan nedir? Cenab-ı Hak Cibril'i gönderdi, ikaz etti. Mikail'i gönderdi, ikaz etti. Hususi bir meleki emir verdi, ikaz etti. Ve hakeze ve hakeze. Olur bunlar. Biri de şu tefsirlerin kaydettiği. Cenab-ı o anda Cenab-ı Yakup Aleyhisselam'ı önünde görüverdi. Aman evladım ya Yusuf, böyle bir halden uzak ol dedi ve kayboldu. Ve hemme biha levla erra'a burhane rabbi. Babası peygamberdi. Böyle bir şeyin olması akıl bakımından dahi zor mu muhterem Müslümanlar bir peygamber için? Allah-u Zülcelal isteyince hiç de zor değil. İlahi kudret. Sonra ruhaniyet. Ruh meal ceset değil. Ruhaniyet ile Yakup Aleyhisselam sakın ola ki ya Yusuf böyle bir hale katiyetle deyince Yusuf Aleyhisselam katiyetle çekiliyor ve kendisinden uzaklaşıyor. Hadise biliyorsunuz, Züleyha arkasından koşuyor muhterem Müslümanlar. Yusuf Aleyhisselam'ın entaresini tutuyor ve arkasından entaresi yırtılıyor. Tam o anda Mısır Azizi geliveriyor oraya. Züleyha, görüyor musun Yusuf bana musallat oldu demek istiyor. Benden, beni istedi demek istiyor. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam da tam aksi oldu. Beni içeriye kapatan, benden beni isteyen Züleyha'dır diyor. Muhterem Müslümanlar, Mısır Melikinin yakınlarından bir yavrucağız. 3 yaşında bir yavrucağız dile geldi, hakemlik etti. Bakın dedi, eğer Yusuf'un entarisi önünden yırtılmışsa Züleyha doğru ve sağlık. Eğer arkasından yırtılmışsa Züleyha yanlıştır, kazibedir, Yusuf sadıktır dedi. Baktılar, Yusuf Aleyhisselam'ın entarisi arkasından yırtılmış. Böyle olunca Mısır Meliki, ya Yusuf sen bu hadiseden iraz et, uzak ol. Ya Züleyha sen de kendini çek çevir, bir daha böyle bir şeyi görmeyeyim dedi ve günahına tövbe et dedi. Muhterem Müslümanlar, öyle olduğu halde yine de Züleyha'nın tazikiyle muradına eremedi diye Yusuf Aleyhisselam'ı zindana attırdı. Bir rivayette 9 veya 12 yıl zindanda kaldı. Dünya Müslümanlar, dünya darul imtihan. Eşeddül bela alel enbiya sümmel evliya sümmel şühedâ sümmel emsel fel emsel yübteler racülü alâ kaderi dini. Muhterem Müslümanlar, belaların en şiddetlileri peygamberlere, sonra veliler ve alimlere, sonra şehitler ve erbab-ı iptilaya, el emsel fel emsel, herkesin dini ne kadar kavi ise çilesi o kadar kavi olacaktır. Hazır olunuz. Ne demek o yani? Dini kavi olursa, ilim adam olursa tabii mücadele edecek. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve mücadele ve cihadı esnasında da karşısına nice hendekler, barajlar çıkacak. Ayaklarının altına çöğürler, dikenler dökecekler. Peygamber Efendimiz'in Mekke-i Mükerreme'deki 13 senesini asr-ı saadetten okuyun Müslümanlar. Allah'ınızın aşkına diyorum. İlk çilekeş Müslümanların hayatını asr-ı saadetten okuyunuz. Kısası Enbiya'dan okuyunuz. İslam tarihinden Mustafa Asım Köksal'ın İslam tarihinden okuyunuz. Ya Cenab-ı Yasir, Cenab-ı Yasir ve Cenab-ı Sümeyye, Hazreti Ammar'ın radıyallahu anh annesi ve babası radıyallahu anhüma, muhterem müminler. Siz demek Muhammed'e inanıyorsunuz öyle mi? Evet. Allah'ın birliğine inanıyor, bütün putlarımızı itiyorsunuz öyle mi? Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Yasir'i, Hazreti Ammar'ın pederini evvela, iki, hani avam dilinde Konya'mızda buhur deve derler ya, o cezbe halindeki iki deveye ayaklarından bağlıyorlar, iki deveyi ayrı istikamette ürkütüyorlar, bacaklarından vücut iki parçaya ayrılıyor.
Sonra Cenab-ı Sümeyye validemiz. Ya. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye ismini vermiş. Konya'dan kardeşimizin biri kızına Sümeyye. Şimdi bu güzel isimler cemiyetimizde çoğalıyor. Allah'a milyarlar hamd ediyoruz muhterem Müslümanlar. Hazreti Ammar bir an için gizliyor. İmanını gizliyor. Lat, Menat, Uzza falan deyip yakayı kurtarıp Medine-i Tahire'ye geliyor. Mescid-i Saadet'ten içeriye girince sahabe kendisini soğuk karşılıyor. Niye o da annesi babası gibi şehadeti kabul etmedi de böyle söyleyip yakayı kurtarıp geldi demek istiyorlar. Peygamber-i Zişan Efendimiz buyuruyorlar ki Ammar kardeşinize soğuk davranmayın. Onun iman kıllarının ucundan ayak tırnaklarına kadar bütün hücreratına hulul etmiştir diyor. Cenab-ı Ammar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, Yusuf Aleyhisselam bu hadisenin içerisinde kıssası nakledirken öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma überri'u nefsi innen nefse le emmaratun bisu'i illa ma rahime rabbi. Ey dostlar diyor, ey kardeşler, ben nefsimi bütün noksanlardan ve günah ve masiyetlerden tenzih edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Zira nefis innen nefse le emmaratun bisu'i illa ma rahime rabbi. Nefis şiddetle ve dehşetle ve insafsızca kötülüğü emredicidir. Niçin bizim işimizde bu? İmtihan için. Muhterem Müslümanlar, melekler nurdan yaratılmıştır. Fakat beşerin hayırlıları meleklerin hayırlısından daha hayırlıdır. Beşerin aftalı olan insanlar meleklerin aftalından daha aftaldır. Niçin? Meleklerde nefis mücadelesi yok. Nurdan yaratılmış mahluklardır. Onlarda terakki yok. Hatta onlarda aşk diye bir şey yok muhterem Müslümanlar. Onlar وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ فَهْوَاسِنْجَ belli bir çizgi, belli bir mertebede vardırlar ve selam. Yemezler, içmezler, doğmazlar, büyümezler. İlahi nurdan hak edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın yok olun dediği ana kadar vardırlar ve selam. Ama beşer devamlı mücadele ve cihat. Hani söz uzanur ger kalanın der isen dediği gibi Süleyman Çelebi'nin sözde uzanıyor muhterem müminler. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri sefer dönüşü buyuruyorlar ki raca'na minel cihadil asgar ilel cihadil ekber. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Ey ashabım, küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Sahabe soruyorlar. Efil medineti aduun ya Resulallah. Düşman geride kaldı, harbi bitirdik, dönüyoruz. Medine'de düşman mı var ya Resulallah da böyle buyuruyorsunuz? Ada aduvike nefsuke lleti beyne cembeyk. Delikanlı evladım, muhterem Müslümanlar, hepinize birden sesleniyorum. Nefsin genci ihtiyarı olmaz. Rabbim muhafaza buyursun. Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhterem müminler. Allah şerrinden hepimizi muhafaza buyursun. Ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir. Ancak ve ancak masum elen olan enbiyadır. Ya. Hani avamilde harfi cer bahsinde hocamız ezberletmişti. İçinizde avamil okuyanlar var mı? Ennâsü küllühüm heleketün illel âlimûn. Vel âlimûne küllühüm heleketün illel âmilûn. Vel âmilûne küllühüm heleketün illel muhlisûn. Vel muhlisûne alâ hatarin azîm. 45-50 sene evvel hocamızın önünde nahivden avamil okurken harfi cer bahsinde bu ibareyi ezberlemiştik. Bazı eserler zayıf hadis olarak da almışlardır muhterem Müslümanlar. İnsanlar helaktedir, alimler müstesna. Alimler helaktedir, ilmiyle amel edenler müstesna.
İlmiyle amel edenler helaktedir. İhlasla amil olanlar müstesna. İhlasla, sadece amel etmek kafi değil. Allah için amel, ihlasla amel. Ya muhteremler. Rabbim bizi tevfik ve hidayetinle kuşat. Bizi bize bırakma. Vel muhlisune ala hatarin azim. Muhterem Müslümanlar, muhlis kullar da hatarı azim üzerinedir. Enbiya müstesna, ihlaslı olan kullar da hatarı azim üzerinedir. Onun da ayağı kayabilir diyor. Tamam mı? Öyleyse her an ve her halükarda Allah, 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 Allah deyip Allah diye diye öleceğiz inşallah. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, her adım ve nefeste, her saniye ve adımda, evet, Allah deyip dergahı izzete yükselteceğiz. Muhterem Müslümanlar, aziz kelimesinden bahsediyorduk. Hazreti Adem aleyhisselam cennetteydi Havva validemizle, nefsin şerrine oradan giriverdik. Ya bütün nimetler size halal, mübah. İstediğiniz gibi yiyiniz içiniz. Ve la takrabu hadihi şecerete fetekuna minez zalimin. Sakın ola ki bu ağacın meyvesine yaklaşmayın, sonra zalimlerden olursunuz. Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Şeytan Adem'in yüzünden, dergahı ilahiden kovuldu, resmedildi muhterem Müslümanlar ve lanete müstehak oldu biliyorsunuz. Nasılsa bir çaresini buluyor ve cennetin bir tarafından kayıyor içeriye ve Hazreti Adem'le Hazreti Havva'ya vesvese vermeye başlıyor. Ve onlara açıktan yemin ediyor. İlk defa yalan yere yemin eden şeytandır ve yalan yere yemin edenlerin piri şeytandır muhterem Müslümanlar. Duyuyor musunuz? Allah'a sığınınız. Yemini gamus diyoruz. Yemini lagim, yemini mülakide, yemini gamus. Fıkıhta, şeriatta yemin üç kısımdır. Yemini lagim, bilmeyerek yanlış yere yemin etmek. Bunda muahaze yok. Yemini mülakide, bir meseleye talik ederek, şöyle yaparsam yemin olsun, böyle yapmayacağım yemin olsun, eğer yaparsa kefaret verir, 10 tane fakiri doyurur. Buna da yemini münakid ediyoruz. Yemini gamuz, yalan yere bile bile yemin etmek. Allah korusun. Kefaret lazım gelmiyor buna. Niçin? Kefaret bu yeminin günahını ödemiyor. Sadaka da kurtarmıyor yani. Ahzu ita ile, alışverişle, Allah korusun, hele mahkemelerde hakim yemin veriyor ya. Velakinnel beyyinete alel müdde'i vel yemine ala men enker, hadis-i şerifinde işaret edildiği gibi müdde'iye şahit istiyor. Hakim şahit teklif ediyor. Şahidin var mı diyor. Karşı taraf eğer yapmadım diye inkar ederse yemin teklif ediyor ona. Yalan yere yaptığı halde yemin ederse ebedi hayatını yerle bir etmiş, yıkmış olur muhterem Müslümanlar. Çünkü alışverişteki yemini de benzemiyor o. Karşı tarafın hukukunun üzerine de oturmuş oluyor yalan yeminle. Böyle bir insanın günahı şirkten ve küfürden sonra hemen zikrediliyor. Yalan yere şahitlik, yalan yere yemin muhterem Müslümanlar. Yudba'ul mü'minu alel hilali kulliha illel hiyanete vel kezib. Mümin hatalarda, kusurlarda, isyanlarda vaki olabilir diyor Peygamber Efendimiz. Ancak imanla bir şey birleşmez, o da yalan diyor. Müslümanlar, tabii bu müstakil bir mavzu, müstakil bir cuma mavzu. İslam'da yalan söylemenin, yalan yere yemin etmenin mahzuru bir cuma müstakil konuşulması gerekir. Ama münasebet almışken söyleyeyim, hele hele gençler, çocukluktan kendinizi doğruluğa alıştırınız. Ya Abdülkadir Geylani Hazretlerini İlim tahsili için gönderirken annesi, evladım sana tek ve en mühim vasiyetim
doğruluk ateş olup yaksa da doğru söyle diyor. Koltuğunun altına 30 tane farz edin altın dikiyor. Yolda kervan önlerini kesiyor. Kervanın önünü kesiyor eşkıya. Evet muhterem Müslümanlar. Herkesi soyuyorlar, soyuyorlar. Bu çocuğa gelince ulan delikanlı senin neyin var söyle bakalım filan diyor eşkıya reisi. Efendim koltuğum altına annem dikti 30 tane altınım var diyor. Habo. Sen diyor evladım niye öyle dopa doğru söyledin? Halbuki sen bir çocuksun. Yahut neyse yeni delikanlı oluyorsun. Evet. Söylemesen kalkıp da koltuğun altının dikişini sökecek değildin. Sen niye bu kadar doğru söyledin peşiyle? Annem diyor beni tahsili ilme gönderirken böyle vasiyet etti. Evladım sakın ola ki zinhar yalan söylemeyesin dedi. Ben onun için anneme ahit verdim doğru söylerim diyor. Eşkıya reisinin iki gözü bir ırmak şarıl şarıl muhterem Müslümanlar. Arkadaşlar bütün kervanın nesi varsa geri ver aldıklarınızı. Evladım sen de altınına sahip ol diyor. Toplanıyorlar. O çocuğun Abdülkadir Geylani nur yumağının önünde Allah'a tövbe ve istiğfar edip eşkıyalığı bırakıyor. Söylenen doğru sözün karşı taraftaki büyük tesiri anında böyle kendisini göstermiş oluyor. Onun için mümin kardeşlerim sakın ola ki doğruluktan ayrılmayalım inşallah teala. Evet. Adem Aleyhisselam şeytanın şerri, nefsin de şerri birleşince ağaçtan yiyorlar muhterem Müslümanlar. Evet. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde Allahümme inni a'udhubike min şerri nefsi ve min şerri kulli zî şer ve min şerri şeytan ve min şerri şeytan. Şeytanın şerrinden de sana sığınırım Rabbim buyuruyor. Halbuki ise مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ sizden hiçbiriniz yoktur ki bir şeytan ona musallat olmuş olmasın. Herkesin bir şeytanı var. وَنُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Halik-i Zülcelal hepinizin yanına bir şeytan koştuk, o onun arkadaşıdır. Devamlı o kimseyi Allah-u Zülcelal bu yolla imtihan içinde tutuyor. Bakalım ne yapacak diye. Peygamber Efendimiz buyurlar ki fakat benim şeytanım İslam'ı kabul etti diyor Allah'ın Resulü. Benim şeytanım İslam'ı kabul etti. Yunus Emre'nin söyle ona eğer mahareti varsa nefsini Müslüman etsin tabiri var divanında ya. Bu manaya geliyor muhterem Müslümanlar. Enbiyanın ve büyük evliyanın nefsi ve şeytanı İslam'ı kabul ediyor. Ne oluyor sonra? Bu aşk pınarı büyük insanların kalbinden devamlı gelen yine iman yine iman yine iman muhterem Müslümanlar ya fela ye'muruni illa bi hayr. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar fela ye'muruni illa bi hayr. Benim şeytanım ve nefsim bana ancak hayrı söyler, hayrı ilham eder, hayrı ilka eder buyuruyorlar muhterem Müslümanlar. Fil kalbi lemmeten diye bir hadis-i şerif var. Kalpte iki türlü ikaz vardır, ihva vardır, ikaat vardır. İki türlü. Kalbin sağ kulağına melek ve iman ilham ediyor. Kalbin sol kulağına devamlı şeytan vesvese ve ikaatta bulunuyor. Haberiniz ola. Hocam bunu nasıl açacağız? Nasıl anlayacağız? Hayra, hakka ve iman ve aşka sevk ederse bilin ki o hayırdır, rahmanidir. Eğer kötülüğe, gurura, kibire, inkara, ilhada, fenalığa sevk ederse bilin ki o şerdir, şeytandan ve nefistendir muhterem Müslümanlar. E bunun bir çaresi yok mu hocam diyeceksiniz. Bunun çaresi kalbi ilahi aşkla ve Muhammed'i sevgiyle dolduracaksın. Bir tek çaresi var. İman ve aşk. Muhyiddin Arabi öyle diyor. El aşku narun fil kulub. Arapçada esri olarak okunursa daha fasih olur. El aşku narun fil kulub. Tuhriku masivel mahbub. Muhyiddin Arabi öyle diyor.
ışk kalpte bir ateştir ki mahbubu hakiki olan Allah'ın neşesinden başka her şeyi yakar ve yok eder diyor. Hani demiş ya muhterem Müslümanlar, büyük şair Galip Dede, aşık da keder neyler, gam halkı cihanındır diyor ya, ne gam ne keder, ne çalkandı ne vesvese ne bir şey, aşıkın baştan sona ve sonsuzluğa doğru bir tek derdi var, Mevla yine Mevla yine Mevla. Gönlünün şeytana açılan, nefse açılan kulağını aşk iyice kapatmış ve doldurmuştur. Oraya şeytan yaklaşamıyor artık. Ateşe yaklaşması mümkün mü? Yanar muhterem Müslümanlar. Bu bakımdan biz, Cenab-ı Pir öyle diyor, iyice alıştırmış kendisini de, telhter ez firkatı tü hiç nist bi penahet gayr piça piç nist diyor. Mesnevi'de aşk eri Mevlana öyle diyor muhterem Müslümanlar. Hani aşktan da aşıldı da, bizden evvel geçenler birer kadeh birer sürahi içtiler geçtiler diyor Mevlana. Biz aşkı küpüyle, sürahisiyle, bardağıyla içtik gidiyoruz diyor. Yüce Rabbim ne olur bize de bıraksaydı da muhterem Müslümanlar, ya birer sürahi de biz içsek de şöyle ilahi aşk ile yanıp yakılsaydık. Latife ediyorum tabii muhterem Müslümanlar. Bugünkü dünyanın en korkunç tarafı kalpler ve ruhlar üzerine maddenin hakimiyeti. Materyalizm muhterem Müslümanlar. Kalpler ve ruhlar üzerine hoca mı? Vay yavrum vay evladım. Senin gibi hocaları şeytan iki parmağı arasında kıyamete kadar böyle zincir oynar gibi oynar ve oynatır ve istediği kaba dökebilir, Rabbimiz muhafaza bulsun. Ne olacak? Büyük bir yalvarış, büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve büyük bir muhabbetle ve devamlı her nefes ya Rabbi diyerek, ilticalarla kendimizi onun şerrinden korumaya çalışacağız muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbim muhafaza buyursun. Evet. Hazreti Adem Aleyhisselam ve Havva validemiz, Adem Aleyhisselam ne kadar yememek istemişse de şeytan ve nefis Hazreti Havva'ya daha çok yaklaşıyor ve bak ben yedim de bir şey olmadım ya Adem diyor. Havva validemiz mennedilen ağaçtan yiyor muhterem Müslümanlar. Görüyor musun muhterem müminler, onun için kadınlarla istişare ediniz, yine hak olanı yapınız diyor Peygamber Efendimiz. Şaviruhunne halifuhunne. Evet, istişare ediniz. Fakat onların dediğini değil, gene hak bildiğiniz şeyi yapınız diyor. Öyleyse istişarenin manası ne? Evde muhabbet ve ülfet doğurur muhterem müminler. Efendi benimle istişare etti diye hanımın da iç aleminde güzellik ve iyilik meydana gelir. İstişare edip reyini aldıktan sonra şer'an, Kur'anen, Muhammedi olarak en doğru neyse gene onu yapınız. Kadınların dediğini yapmayınız diyor Peygamber Zişan Efendimiz. Evet muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem Aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan o da yiyor. Anında melekler gelip üzerlerindeki cennet hullelerini söküp alıp gidiyorlar. İkisi de uryan kalıyor. Latife ediyorum muhterem Müslümanlar. Cennetteki ağaçlar yapraklarını da vermiyor, üzerlerini örtsünler, ancak yemiş ağacı. İncir ağacı, yemiş ağacı yaprağını veriyor muhterem müminler. Evet, örtünüyorlar ve Cenab-ı Hak Havva validemizi Cidde'ye, Adem atamızı Hindistan Serendip'e havale ediyor. Hindistan Serendip. Bir rivayette 40 gün veya 40 ay veya 40 yıl. 1000 yıllık ömür içerisinde 40 yıl pek fazla değil. Gözyaşı, gözyaşı, gözyaşı ve bu dua. Rabbena zalemna enfusena ve illem tağfir lana ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ey bizim Rabbimiz, emrine muhalefetle nefsimize zulmettik.
وَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا Eğer bizi mağfiret edip de rahmetinle yarlığamazsan لَنَكُونَنَّ Hem lamu tekit hem nunu müşeddede erbabının malumu لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Korkunç şekilde zarar ve ziyan eden husranda kalanlardan oluruz ya Rabbi. Neticede muhterem Müslümanlar 40 yıl veya neyse ben takvif edeyim 40 gün gözyaşı, 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 gözyaşı sonunda bu. Muhammed'ine bizi bağışla ya Rabbi. Ya beşeriyetin atası Hazreti Adem, beşeriyetin atası, ilk insan, ilk nebi, ilk peygamber. Biz bir ata tanıyoruz kainatta ezelden ebede, o da Adem atamız efendiler. Muhterem Müslümanlar, İmam-ı Tirmizi Sünen'in de naklediyor. Hazreti Adem Aleyhisselam Muhammed'in hürmetine bizi affet deyince Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Tirmizi Sünen'in de naklediyor. Sahih hadis-i şerif. Muhammed'imi nereden bildin ya Adem? Muhammed'imi nereden bildin ya Adem? Onunla tevessül ediyorsun. Ya Rabbi beni balçıktan topraktan yarattın, ruh nefh edip de diriltince beni gözümü açtım, arşiğin üzerinde nur yazıyla altın kalemle yazılmış bu ibareyi gördüm. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. İbare bu. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Biz şimdi bizim okuduğumuzu okuyalım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Arşın üzerindeki ibare buymuş. Zatından başka bir ilah yoktur. Ezelden ebede Halik-i kainat olarak beşeriyetin Rabbi olarak ancak ben varım buyuruyor Cenab-ı Hak. La ilahe illa ene Muhammedun abdi ve rasuli. Muhammed benim hem kulumdur hem de rasulümdür. Arşın üzerinde ismi zatına izafet edilen, adı adınla zikredilen bir zat yüce şeref sahibidir. Oradan bildim, beni Muhammed'ine bağışla, bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi diyor Adem Aleyhisselam. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak sizi Muhammed'ime bağışladım ve affettim ya Adem buyuruyor. Ve o zat, o büyük zat bizim Peygamber Efendimiz'dir. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, şanslıyız, şanslıyız. Ya, ya. Muhterem Müslümanlar, Mevahibül Edünniye ve emsali bazı mübarek eserlerde Hazreti Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak peygamberinden bahsediyor. Hazreti Muhammed'den bahsediyor. Muhammed ümmetinden bahsediyor. Onlar hamd ederler. Onlar şükrederler. Onlar secde ederler. Onlar ibadet ederler. Onlar o mübarek peygamberimin ümmetidir deyince Musa Aleyhisselam Allahümme ec'alni minhum, alemlerin Rabbi yüce Allah'ım beni de Muhammed ümmeti kıl diyor. Kelimullah, Kelimullah, sahibi Tevrat, Musa Aleyhisselam, beni de Muhammed'ine ümmet kıl Allah'ım. Ya Musa sen Kelimimsin. O şeref Muhammed'imin ahir zamanda ümmetine tahsis edilmiştir. Muhterem Müslümanlar. Adem Aleyhisselam bu afivden sonra muhterem müminler bir latifedir, bir cilvedir bu. Haber alıyor gönül kulağından ki zürriyetinden yahut da ta cennette muhterem müminler şöyle diyeyim bakınız yanlışlık olmasın. Cennet ve nimetleri içerisindeyken
Hazreti Adem Aleyhisselam gönül kulağından dinleyerek haber alıyor ki sulbünden Hazreti Muhammed gelecek. Ya 124 bin enbiya gelecek. Fakat sulbünden ve zürriyetinden Hazreti Muhammed gelecek. Bu hakikati Osmanlı şairi böyle ifade ediyor. Böyle türlendiriyor, böyle şiirlendiriyor. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Bak bak mümin kardeşim, söz böyle söylenir. Şair diye buna denir. Gubarı payine almam cihanı ya Resulallah. Değişmem muine heft asumanı ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin adem sulbü pakinden değişti bir habbeye bağı cihanı ya Resulallah. Osmanlı şairi böyle diyor. Ya Resulallah, ayağın tozuna tozunu semaları değişmem ya Muhammed ya Resulallah. Ayağın tozuna semaları değişmem ya Resulallah. Bir kılına 7 kat yerleri gökleri heft asumanı değişmem ya Resulallah. Ayağın tozuna cihanı değişmem, bir kılına 7 kat asumanı gökleri değişmem ya Resulallah. Duyunca makdemi teşrifin Adem sulbü pakinden, Hazreti Adem sulbü pakinden zürriyetinden senin geleceğini duyunca değişti bir habbeye bağlı cinanı ya Resulallah. Cennet bahçelerini bir habbe buğday tanesine değişiverdi geçti diyor. Niye mi cennete kıydı? Zira cennet doğma büyüme yeri, birleşme yeri değildi. Onun için dünyaya gelmeyi bir habbe, bir buğday tanesine değişmek suretiyle kendisi arzu ederek cennetten çıkıp dünyada zürriyetinden senin gelmeni arzu ettiği için bu işi yaptı ya Resulallah diyor. Muhterem Müslümanlar, söz buraya geldi mi her seferinde okurum. İran'ın dev şairi, divan sahibi Hafız-ı Şirazi öyle diyor. Pederem Ravda-i Rizvan bedükendüm büfurut na halef başem eğer men becevi nefuruşem. Pederim, büyük atam, büyük babam Hazreti Adem sulbünden Hazreti Muhammed'in geleceğini duyunca cennet bahçelerini 2 buğday tanesine değişti. Eğer Muhammed'in hatırına 1 arpa tanesine değişmezsem babamın oğlu olmayayım diyor muhterem sunucular. Yüce Rabbim bizi o aziz nebinin yolundan ayırma. Muhterem müminler, tabii Resulullah'tan bahsedeceğiz artık. Bu söz açıldı inşallah. Gelecek cumalarda Resulullah, Resulullah, Resulullah ve yine Resulullah diyeceğiz. İnşallahu Teala. Mübarek sözü olarak bir tavsiyeyi yapayım ve dersi öyle böylece kapatayım. Ezanımız okundu. Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehidin. Ümmetimin fesada gittiğinde, kıyamet alametleri eşrat-ı saat zuhur ettiğinde, alem bid'atler ve kötülüklerle çalkantı haline geldiğinde, ölmüş sünnetlerimi ihya edene 100 şehit ecri vardır diyor. Peygamber Efendimiz, ölmüş sünnetlerimi ihya edene, yeniden amel ederek diriltene 100 şehit ecri vardır diyor muhterem Müslümanlar. Müminler, geliniz ittifak edelim, karar verelim. Yol Hazreti Muhammed'in yolu ve sünnet Hazreti Muhammed'in sünnetidir diyerek onun sünneti ve yolundan ebedi ayrılmayalım inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize şene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye, şeriatı garra-i Muhammediye-i Mustafaviye temessük ve ittibalarımızı yevmen fe yevma müzdad eyle, cümlemize
ve bütün mümin kullarına cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.